Beşinci sınıf matematik dersi ondalık gösterimlerle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. K ve L ondalık gösterimleri hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir? K'ya bakalım sevgili öğrencilerim. Bakın burada bir tane tam var. Bir tamı bir virgül şeklinde gösterebilirsin. İkinci tama baktığım zaman ona bölmüş iki parçasını boyamış. Bir tam onda ikidir kesinlikle. L'ye baktığımız zaman bakın burada bir tane tam var. Burada da yine bir tane tam var. Oldu sana iki tane tam. İki tamı iki virgül şeklinde gösterdim. Üçüncü tamı yine ona bölmüş bir parçasını boyamış. İki tam onda bir de L'ye denk düşer. Bir tam onda iki K'dır. İki tam onda bir de L'dir. Doğru cevap A seçeneği. Okunuşu 4 tam %4 olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Yazımızı biraz daha büyüttük. Sevgili öğrenciler böyle durumlarda tam kelimesinin altını çiziyorum. Tam kelimesinin sol tarafında 4 var. 4 tamı 4 virgül şeklinde gösterebiliriz. Yani mesela 26 tam deseydi 26 virgül derdim. Bundan sonrası önemli. Şimdi bundan sonra onda birler, yüzde birler, binde birler basama var. Onda derse bak şöyle düşüneceksin. Onun bir sıfırı var. Yüzün iki tane sıfır var. Binin de 3 tane sıfırı var. Şimdi burada kullanılan ifade nedir? Yüz. Yüzde diyor değil mi? Yüzde dediği için bakın yüzün içerisinde kaç tane sıfırımız var? 2 tane sıfır olduğunu görürüz. O zaman virgülden sonra 2 tane rakam olacak. Şimdi buraya bakıyorum 4 var. 4 sadece tek rakamdan oluşuyorsa önce bir sıfır sonra 4'ü eklemem gerekiyor. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir ondalık gösterim verilmiş. Bu ondalık gösterimin okunuşunu bizden istiyor. Virgüle kadar olan yere baktığımız zaman sevgili öğrenciler 2 var burada değil mi? Bunu ben 2 tam şeklinde okuyabilirim. 2 tamı dedikten sonra şuna bakacağım. Virgülden sonra kaç tane rakam var? 3 tane. Dikkat edersen binin de içerisinde 3 tane sıfır var. O zaman binde ifadesini kullanmam gerekiyor. 2 tam binde sonra virgülden sonra toplamda buradaki sayının adı nedir? 3'tür. 0 0 3 demene gerek yok tabii ki. 2 tam binde 3 doğru cevabımız. D seçeneğidir. Paydası 20 ya da 200 olan kesirleri ondalık gösterime çevirmek için kesirler hangi sayı ile genişletmelidir diyor bize. Sevgili öğrenciler, ondalık kesir olması için payda ya 10 olacak, ya 100 olacak, ya 1000 olacak. Bu 1000, 10.000, 100.000 diye de gider. 10 ve onun katı olması gerekiyor. Diyor ki paydası, payı hiç önemli değil. Paydası 20 ya da 200. Bunu acaba hangi sayı ile genişletebilirim? Yani 20 zaten 10 olamaz değil mi? Genişletme yapacaksın. 20'yi ben burada 100 yapabilirim. Nasıl 100 yapabilirim? 5 ile genişletirsem tabii ki 100 yapabilirim. 200'ü de 100 yapma şansım yok. 1000 yapabilirim ama 200'ü de yine 5 ile genişletirsem 1000 yapabilirim. Her iki sayıyı da 5 ile genişleterek ondalık sayıya çevirebiliriz. Tam sayılı olarak verilmiş ondalık gösterim olarak istiyor bizden. Okunuşundan yararlanarak çok rahat yaparsın bunu. 3 tam onda 4. 3 tamı 3 virgül olarak gösteririm. Onda 4 içi olduğu için onda diyor bakın. Onun içerisinde kaç tane sıfır var? Bir tane sıfır var. Zaten 4 de tek rakamdan oluşuyorsa virgülden sonra bir tane rakamın gelmesi gerekiyor. 3 tam onda 4 doğru cevabımız D seçeneğidir. Kesir kısmı 55, tam kısmı 15 olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrenciler, virgül ondalık kesirlerde tam kısmı ve kesir kısmı birbirinden ayırır. Burada sol taraftaki tam kısımdır, sağ taraftaki ise kesir kısımdır. Tam kısmında 15 olacak yazıldı, kesir kısmında 55 olarak 55 olacak yazıldı. 15 tam %55. Doğru yanıtımız A seçeneğidir. Bakın ondalık sayı olarak vermiş. Bunu tam sayılı kesir olarak yazılmasını istiyorum. Okunuşundan yola çıkarak çok rahat yapabilirim. Okunuşu bunun 2 tam %35'tir. 2 tam şöyle kesir çizgisiyle götürdük. 100'ü aşağı yazdım. Pay kısmına da 35 yazarsam %35. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki modellerden hangisi 0 tam onda 4 ondalık kesir gösterimini belirtir? Bu tarz sorularda öncelikle ondalık sayıyı kesir olarak yazalım. Onda 4 nedir bu? 10'a bölmüş 4 tanesini boyamış. C seçeneğine baktığım zaman bakın yukarıda 5 parça var, aşağıda 5 parça var. 10 tane parçaya bölmüş. Kaçını boyuyor? Bakın bu birincisi, bu ikincisi, bu üçüncüsü, bu da dördüncüsü. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz 23 tam 1574 ondalık gösterimindeki 7 rakamının bulunduğu basamak aşağıdakilerden hangisidir?
Sevgili öğrenciler, bu testimizde ondalık gösterimlerde karşınıza çıkabilecek tüm davranışları ölçtük sorularla. Şimdi buradaki bir konumuzda basamak adını bilme. Basamak adını bilemezsen çözümleme de yapamazsın. 6. sınıfta etkilenirsin bu durumda. Şimdi 7 burada kesir kısmında olduğunu görüyorum. Kesir kısmı virgülün sağ tarafındaki olan kısmı biraz daha büyüttüm sevgili öğrenciler. Sırayla işte diyor ki birler basamağı, onlar basamağı. Online derslerde görüyoruz maalesef. Hatalar oluyor. Virgülden sonraki bunu ezberlemek zorundasın. Virgülden sonraki ilk basamağımız onda birler basamağıdır. Zaten ilkini çıkartırsan hani tekerleme gibi diğerlerini de söyleyebilirsin. Onda birler, diğer basamağımız ise yüzde birler basamağıdır sevgili öğrencim. Diğer basamağımız ise binde birler basamağı olur. Yani bunu virgülden sonraki ikinci rakam olarak düşünüyorum. Yüzde birler basamağı, lütfen buna yüzler basamağı demeyelim. Yüzler basamağı sayının tam kısmında olur. Onda birler, yüzde birler, binde birler, on binde birler diye gider. Doğru cevabım C seçeneğidir. Aşağıdaki modellerden hangisi yanlıştır diyor bize. Şöyle yan yana tutmaya çalışalım sevgili öğrencim. Bir saniye. Yan yana sığıyorsa evet, yan yana yapmaya çalışalım. Şimdi bu tarz sorularda yapmamız gereken öncelikle oradaki modeli kesre çevirmek. Baktığım zaman burada bir bütünü dörde bölmüş, bir parçasını boyamış. Yani aklın ucuna bile gelmiyor. 25 yok diyor burada mesela. Sıfır yok diyor mesela burada. Şimdi dörtte bir. Önemli olan burada senin bulmuş olduğun kesri ondalık sayıya çevirmek. Nasıl çevirebilirim? Burada dördü nasıl ondalık sayı? 10 olamaz ama 100 yapabilirim bunu. 25 ile genişleterek 100 yaparım. Genişletme pay ve paydayı aynı sayılarla çarpmak demektir. 25 çarpı 1, 25 olur. 25 çarpı 4, 100 olur. %25'e de ben 0 tam %25 şeklinde yazabilirim. A'daki eşleştirme doğrudur. Modelleme doğrudur. B'ye hemen bakıyorum. Buraya baktığım zaman modeli ikiye bölmüş, bir tanesini boyamış. Ondalık sayı olarak yazmak istiyorum bunu sevgili öğrencim. Hemen 5 ile genişlettim. 2'yi anca 5 ile çarparak 10 yapabilirim. 5 kere 1 5 eder. 5 kere 2 10 eder. 10'da 5'i de 0 tam 10'da 5 şeklinde yazabilirim. Bakın buradaki modellemenin de doğru olduğunu görüyorum. C seçeneğine baktığımız zaman sevgili öğrenciler, burada 10'a bölmüş 3 tanesini boyamış. 10'da 3'ü de 0 tam 10'da 3 şeklinde gösterebilirim. Buradaki modellemenin de yine doğru olduğunu görüyorum. D seçeneğine baktığımız zaman buradaki modeli 5'e bölmüşler, ikisini boyamışlar. Ondalık sayı olarak yazacaksak 5'i burada hemen 2 ile genişletelim. 2 kere 2 4 eder, 2 kere 5 10 eder. Genişletme yaparken payı da paydayı da aynı sayılarla çarpacaksın. 10'da 4'ü de ben 0 tam 10'da 4 şeklinde yazarım. Bakın burada ne diyor? 0 tam 10'da 2 diyor. Hangi modelleme yanlıştır? Tabii ki D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki dönüşümlerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor bize. Bakalım hemen. 2'de 1 sevgili öğrencim. Biz 2'de 1'i ondalık sayıya çevirirken 5 ile genişletmemiz gerekiyor. Paydayı 5 kere 1 5 olur. 5 kere 2 10 olur. 10'da 5'i ben 0 tam 10'da 5 şeklinde yazarım. Burada 0 tam 10'da 2 diyor. Birincisi maalesef yanlış. Seçeneklerden biri elersem A ve B seçeneğe gider. Bak ne var burada? 0 tam 10'da 6 var. Her türlü dönüşümü yapabilirsin. İstersen ondalık sayı kesre dönüştür, istersen kesri ondalık sayıya dönüştür. Aynı şey. Bakın 0 tam 10'da 6'yı 10'da 6 şeklinde yazdım. Burada 5'te 3 var. Dikkat et. Sadeleştirme var. Herkesi çift sayı. 2'ye böldüm 6'yı 3 kere var. 2'ye böldüm 5 kere var. 5'te 3 ile 5'te 3 eşittir. Seçeneklerde 2 olacak. Zaten C ve D seçeneğinde 2 var. 3 numaraya baktığımız zaman 25'te 3'ü biz burada 25'i 4 ile genişleterek paydayı 100 yapabiliriz değil mi? 4 kere 3 12 olur yazıldı. 25 çarpı 4 de 100'dür. %12'yi de ben 0 tam %12 şeklinde yazabilirim. Bak burada 0 tam 10'da 9 diyor. Demek ki 3 numara da maalesef yanlış. 3'ü de elerim. Doğru cevap. Hani diğerine de gelmeden doğru cevabı çıkartabiliriz. Tabii bunu da yapalım. 0 tam %15. %15 şeklinde yazdım sevgili öğrencim. Dikkat edelim buraya. Sadeleştirme yapalım. Herkes de 5'in katı. 15'i 5'e böldüm 3 kere var. 20'yi 5'e böldüm 20 kere var. Yani kesri bulduktan sonra sadeleştirmelerle, genişletmelerle ona dönüştürmen, benzetmeye çalışman gerekiyor. 20'de 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 3, 20'de 3. Her ikisinde de çıktı. 4 de doğrudur. 2 ve 4 ile doğru cevap D seçeneği.
Bir diğer sorumuz, yukarıdaki sayı doğrusunda belirtilen A harfine karşılık gelen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu da bir kazanımdır, bu da bir davranıştır sevgili öğrenciler. Sayı doğrusunda verilen bir kesri ondalık sayıya çevirme. Hemen yapmaya çalışalım. Şimdi A'nın bulunduğu noktaya bakalım. Sevgili öğrenciler bakın sıfırdan 1'e kadar gelmiş. 1 tamı geçiyor değil mi bu? 1 tamı geçiyorsa sıfır tam diyemem bir kere buna. Şu A seçeneğini bir eleyim burada. 1 ile 2 arasına baktığımız zaman bakın 1 ile 2 arasının 10 eşit parçaya bölündüğünü görüyorum. Değil mi? 1 tam dedim. 1 tamı çünkü geçmiş. Kesir çizgisini çektim. 1 ile 2 arasını 10 eşit parçaya bölmüş. A'nın geldiği nokta. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 7. Şuraya dikkat et. 1'in olduğu yerden başlamayacaksın. Bir sonrakine 1 demen gerekiyor. 1 tam 10'da 7. Seçeneklerine baktığım zaman 1 tam 10'da 7. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. 4 tam binde 125 ondalık gösteriminin binde birler basamağındaki rakam ile birler basamağındaki rakam yer değişirse yeni oluşan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisi olur diyor bize. Hemen yapalım. Bunu biraz daha büyütmek istiyorum sevgili öğrenciler. Buradaki basamak hatlarını ezbere bileceksin. Virgülün solundaki tam kısımda. Burada bildiğin 4 yani 4 tane birlik var burada. Bu birler basamağıdır sevgili öğrenciler. Virgülün sağında ise kesir kısmı vardı. Sırayla OB onda birler basamağı, YB yüzde birler basamağı, BB binde birler basamağı. Diyor ki binde birler basamağıyla birler basamağı. Hemen onu yeşille göstermeye çalışalım. İşte sana birler basamağı. İşte sana binde birler basamağı. Bu iki tane rakam şöyle yer değişirse acaba ortaya hangi sayı çıkar? 5'i başa aldım. 1, 2 aynen yerinde. 5 yerine de 4 yazdım. 5 tam. Binde 124. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Kalıp sorudur. Sürekli karşımıza çıkar sevgili öğrenciler. Rakamlar ve virgül kullanarak istenilen sayıyı oluşturma. İşte tam kısmı iki basamaklı, kesir kısmı iki basamaklı ya da onda birler basamağında 5 olacak, 4 olacak vesaire tarzında sorular karşımıza çıkar. 4, 8, 3 ve 1 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 4'ten büyük olan en küçük ondalık gösterim hangisidir? 4'ten büyük. 4'ten büyük olması için en az bir 4 tamla başlaman gerekiyor sevgili öğrencim. Yani B seçeneğe bak 3 tam. Yani bu sayı 3 ve 4 arasındadır. 1 tamla başlıyorsa bu da 1 ve 2 arasındadır. Bu A ve B seçeneğini bir kere benim elemem gerekiyor. 4'ten büyük dediği için 4 virgül. Yani 4 virgülden sonra bir rakam daha geldiği zaman sıfır haricinde bir rakam geldiği zaman o artık zaten otomatikman 4'ten büyük oluyor. Bir de benden büyük ya en küçük olmasını istiyor. Şimdi 4 ve virgülle bir sayı bu biz bu sayı 4'ten büyük yaptık. Şimdi de küçük yapalım. Küçük yapmak için de yani 8'i başa alırsan sayı büyük olur. Ama 1'i başa alırsan sayı küçük olur. 4'ten büyük ve en küçük olacak. O zaman bundaki diğer rakamları da küçükten büyüğe doğru sıralamam gerekiyor. Önce 1'i, sonra 3'ü, sonra 8'i yaptık. 4 tam binde 138. Doğru cevabımız C seçeneğidir.